İnnemel müminune ihvetün. Ancak ve ancak müminler kardeştir. Herkes değil. Ancak ve ancak müminler kardeştir. Şimdi hep anlatıyoruz ya, kardeş olalım, kardeş olalım, bilmem ne olalım, şunu olalım, hep birlik olalım. Tamam. Kardeş olalım ama nasıl kardeş olalım? Senle aynı şeye bir kere inanıyor olmamız lazım bizim, öyle değil mi? Senle aynı şeye inanıyor olmamız lazım bizim. Evet. İnnemel, estaizu billah, innemel müminune ihvetün. İhvetün, kardeş. Ehi derler ya, ehi. Kardeşim demek Arapçada. Müminler kardeştir. Yani ben bir kafirle kardeş miyim? Değilim ya. Bırak kardeşi. Bırak kardeşi. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü, la tettehizul kafirine evliya emin dünil müminin. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Bırak kardeşi, arkadaş bile olamazsın. Ne olur? Ticaret yapabilirsin, ortaklık kurabilirsin, yolculuk yapabilirsin, komşuluk yapabilirsin ama asla ve asla dost, arkadaş olamazsın. Kardeş hiç olamaz. Nasıl olacaksın ya? Senin canını vereceğin, uğrunda öleceğin peygamberine küfreden bir adamla nasıl kardeş olabilirsin? Bırak onu, onu nasıl sevebilirsin ya? Peygamberine küfreden. Hani peygamber kabul etmiyor mu geçtim? Peygamberine küfreden bir adamla nasıl samimi olabiliriz biz? Kardeşiz, kardeşiz. İşte Taksim Meydanı'nda geçen hafta gördünüz mü haberlerde? Ya takip etmiyoruz. Ezanı ıslıkladılar. Ezana küfrettiler, bağırdılar. Ezan okunduğu süre içerisinde ezanı susturmak için, ezanı bastırmak için Taksim Meydanı'nda kim onlar? Kafir ya. Benle aynı nüfus cüzdanını taşıyor olması önemli değil. Aynı topraklarda yaşıyor olmamız önemli değil. Aynı devletin vatandaşı olmamız önemli değil. Benim neresi kardeşim o ya? Onlar çıkacak Taksim Meydanı'na, o pankartları okudunuz mu? Neler yazmışlar pankartların üstüne o kadınlar? Yani burada söylemeye benim ar ediyorum. Okurken utandım çünkü ben. Bu ahlaksızla, bu vatan hainiyle ben nasıl kardeş olabilirim? Ama biz çıkıyoruz bu kürsülere. Kardeş olun, kardeş olun, kardeş olun. Ben kardeş olun diyorsam bilin ki müminle kardeş olun diyorum ha. Herkesi kardeşimiz kabul etmiyoruz. Ha yolda bir gavur görürüz. Kafir, Yahudi, putperest, aç kalmıştır, yemek veririz. Ama değil kardeş, dost bile olamayız. Benim bayrağıma göz dikmiş. Bayrağımı istemiyor adam. Kardeş olabilir miyim? Benim toprağıma göz dikmiş. Bununla kardeş olabilir misin? Ya şurada al bak, hepiniz tarla taban sahibi adamsınız. Bir karış toprağınızdan verir misiniz yan komşunuza ya? Akraban bile olsa. Ona göre çizgi çiziyorsun değil mi? Biraz oraya gitmesin diye. Çizgi çiziyorsun. Bu tarafa geçti mi bir de kavga çıkıyor, öyle değil mi? Ya bu vatan, bu vatan. Bu vatanı nasıl almış bizim dedelerimiz? Kanla, kanla yoğrulmuş bu topraklar. Kan. Ondan yazmış ya Mehmet Akif, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Yani her bastığımız yerde muhakkak bir şehit var bizim. Biz bilmiyoruz. Gömülmüş kalmış orada. Buralarda yok mu sanıyorsun? Burada da vardır. Nasıl kardeş olacağım ben? Adam Hazreti Ayşe'ye küfrediyor. Kim Hazreti Ayşe? Bu ümmetin annesi ya. Senin annenden daha kıymetli. Benim annemden daha kıymetli. Ümmetin annesi, ümmetin. Bütün ümmete nikahı yasak peygamberden sonra. Öyle bir anne. Kimin nikahı yasak? Annelerin nikahı yasak. Ümmetten kimse evlenemez onunla. Öyle bir anne. Sen Hazreti Ayşe'ye küfredecek, sonra ben ona kardeşim diyeceğim. Boş verin ya, maceraya gerek yok. Öyle ham sofuluğa da gerek yok. Benim kardeşim diyeceğim adam Allah'a inanacak. Benim kardeşim diyeceğim adam Peygamber Aleyhisselam'a iman etmiş olacak. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Benim kardeşim dediğim adam ezana hürmet etmiş olacak. Namaz kılmasa bile. Çünkü bizim milletimiz öyle. Ayyaşı bile ezanı görünce rakı şişesini bırakıyor. Ben İzmir'de büyüdüm ya. Hem de en kötü yerlerinde büyüdüm geldim ya.
Biliyorum yani. Adam rakı içiyor. Ezan okunuyor böyle avlusunda. Komşularımız da bizim bunlar ya. Böyle bahçesinde görüyorsun balkonda. Ezanı duyunca bırakıyor böyle rakısını. Böyle masadan dönüyor bir de. Bu adamın imanının alameti ya. Ezan bitince rakıya devam ediyor. Adam alkolik. Hiçbir dinle alakası yok. Namazla alakası yok. Ramazan olunca içkiyi bırakıyor. Senden dindar oluyor. Camiden çıkmıyor. Ramazan bitince artık gene kayışı kaydırıyor. Ama bak Ramazan'a hürmeti var. İşte bu benim kardeşim. Bu benim kardeşim işte. Benim kardeşim bu vatanın bayrağına canını verecek. O kırmızıyı havadan bulmadı bizim atalarımız. O 100 yıllık bir bayrak değil ha. Kaç kere anlattım ben burada onu. 100 yılda bulunmadı bu bayrak. Bu bayrağı bulan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bu ay yıldızlı bayrağı. Açın internette videoları. 200 yıl öncenin videosunda da bu bayrak var. Yani bu yeni bulunan bir bayrak değil yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bulunan bir bayrak değil. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mısır'ı fethe giderken şehitlerin kanı birikti de ay yıldızı o gördü. Dedi ki işte Türk'ün bayrağı bu. O hilal İslam'ı işaret ediyor. Yıldız da beş köşeli bayrağımız. Beş tane güneş köşesi var. Ne? İslam'ın beş şartı. Böyle bu manada konuldu o bayrak. Bu bayrağa düşmanlık eden bir İslam'a düşmanlık etmiş. İki bu topraklara düşmanlık etmiş olur. Benim devletimin bekasına göz dikmiş olan adam benim kardeşim olabilir mi ya? Ben sobamın bacasına bile göz diktirmem. Değil ki minarelerime göz diktireyim. Öyle değil mi? Nasıl kardeş olalım? Kardeş mardeş değiliz arkadaş. Kardeş mardeş değiliz. Ben ezanı ıslıklayan o gavurla kardeş mardeş değilim ya. Eşcinsel adam, eşcinsel. Erkek erkeğe yapıyor ya. Çıkmış meydanlarda serbestim ben, özgürüm, istediğime yatarım kalkarım diyor. Nasıl kardeşlerim ben bu adama ya? O, Lut kavmi. Lut kavmini biliyorsun değil mi? Erkek erkeğe, yeryüzünde ilk defa cinsel münasebete giren topluluk. İlk defa. Bunlar onun artıkları. Ondan sonra biz kardeşiz, anlayışlı olun, saygı gösterin. Yok öyle bir şey. Saygı maygı yok. Saygı buna var. Saygı buna inanana var. Yapmasa da inanana var. Nasıl saygın var? İşte alkolik adam içiyor. Saygı duymuyorum. Susuyorum. Nefsine yenik düşmüş ama diyor ki haram işliyorum ben. Adam zina yapıyor. Biliyor haram. Ama ne yapayım? Tutamadım kendimi, Allah affetsin diyor ama gene yapıyor. Buna saygı değil de susuyoruz biz. Dua ediyoruz. Ya Rabbi onu da hidayete erdir diyoruz. Gelecek adam Taksim Meydanı'nın göbeğinde ezana küfür edecek. Ağza alınmayacak küfürlerle, yazılarla dolaşacak. Biz kardeşiz. Değil kardeş değiliz ya. Ya beyler uyanık olun. Memlekette yangın var. Yangın var. İsrail'de kutlanmayan yılbaşı burada kutlanıyor ya. Sen hiç bir İngiliz gördün mü? İngiliz. Hristiyan, İngiliz, Türk bayrağını takmış göğsüne gezen. Gördün mü Allah aşkına? Ama gel şu çarşıya bir çıkalım. Kaç tane İngiliz bayraklı Müslüman evladı göreceğiz? Bilmem ne takımının forması. Bildiğin bariz İngiliz bayrağını geziyor adam. Kim bu İngiliz? Müslümanlara tarih boyunca en büyük düşmanlık etmiş olan adam. Haçlı seferlerinin başı. Hala daha Müslümanların en büyük düşmanı. Yangın var beyler, yangın. Görmüyorsunuz mu sokaklarda çocukların bu buraları çizik çizik. Saçlarında çizik model var. Belki senin torununda da var o. Kimin modeli o? Bir Hristiyan futbolcunun. Yangın var beyler memlekette, yangın. Müslümanız ama bütün hayatımızı gavurlukla şekillendirmiş bunlar. Allah bizi neslimizi korusun. Bir nesil kayboldu. Yangın var memlekette. Biz oturmuşuz. Tarla taban derdindeyiz. Paramızı ne kadar çoğaltacağız derdindeyiz. Rahatız çünkü. Çünkü bizim yerimize sınır boylarında savaşan askerimiz var. Bu askere bile söven bu topraklarda adam yaşıyor. Bu devletin kimliğini taşıyor. Askere sövüyor. Polise taş atıyor. Bu benim kardeşim olabilir mi ya? Ben sokakta kimseye selam vermeyecek olsam polis görürsem selam veriyorum. Ondan burada konuşuyorum böyle bak bağıra çağıra. Jandarmaya selam veriyorum, askere selam veriyorum. Çünkü o adam canını koymuş ortaya. Ne mutlu ki hala daha uğruna canımızı vereceğimiz değerlerimiz var. Dünyada başka hiçbir millette yok. Bir sayfa yazı yazarız uğruna ölecek. Bir dinimiz var. İki ezanımız var. Kur'an'ımız var.
Başörtümüz var. Maraş'ta savaş nasıl çıktı ya, biliyor musun sen? Maraş'ta ilk o kurtuluş dönemi denilen dönemde. Fransız askeri geldi de başındaki örtüyü çekti bir kadının. Sütçü imam var ya, sütçü imam. Çekti, patlattı mavzeri onun adamı. Yoksa sütçü imamdı bu adam ya. Ne mutlu ki gene 15 Temmuz gibi bir gün olduğunda 200 küsur tane şehit verebilecek milletimiz var bizim, Müslüman. Öyle kardeş mardeş değiliz ha. Dine inanmayan, vatana inanmayan adam benim kardeşim değil. Sen söyle bakayım şimdi, senin annene biri küfretse, çay içer misin o adamla? Annene biri sövse, evdeki annene, mezardaki annene, selamlaşır mısın? Hazreti Ayşe'ye küfreden, Hazreti Ebu Bekir'e kafir diyen bir adamla ben nasıl kardeş olurum? Ulan Hazreti Ebu Bekir kafirse daha da Müslüman arama bu memlekette sen. Adam kafir diyor Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ömer'e kafir diyor adam. Benim arkadaşımın babası tırcı, adı Ömer. İran sınırında 15 gün bekletiyorlar sırf bu yüzden. İran'da git bir tane Ömer isminde adam bulamazsın. Ayşe isminde kadın bulamazsın. Ebu Bekir adında bir adam bulamazsın. Ama İran'da var ya, İran'da genel evde çalışan kadınlara ne diyorlar biliyor musun? Ayşe diyor. Nasıl kardeş olacaksın ya? Nasıl kardeş olacaksın? Uyanık olun beyler, uyanık olun. Biz treni kaçırdık hoca, biz yaşlıyız. Torununuz var, çocuklarınız var. Uyanık olun. Bizim milletimizi bu dizi filmlerle, saçma sapan programlarla uyutuyorlar şu an, uyutuyorlar. Ha, akşama kadar gülüyoruz elimizde çiğdem. Ama orada başka bir şey oluyor. Hiç o Yahudi kanalları bu ezanı anlattı mı? Ezanı ıslıkladılar diye anlattı mı? Anlatmadı. Anlatır mı ya? Kendi yaptı çünkü. Uyanık olalım, uyanık olalım. Bu vatan dedelerimizden bize parayla kalmadı. Kanla kaldı, kanla. Abdülhamit Han'a geldi. Theodor Herz denilen bir adam. Dedi ki, çok borcunuz var. Kudüs'ü dedi bize verin. Mescid-i Aksa'yı. Verin bize. Bütün Osmanlı'nın borcunu kapatacağım dedi. Bunu yerlerde defetti Abdülhamit Han Hazretleri. Dedi ki, benim dedi dedelerim bu toprağı parayla almadı. Ancak aldığı bedelle öderim dedi. Veririm dedi. Nedir o? Kanla dedi, kanla. Kanla aldık, yiyorsa gelin kanla alırsınız dedi yani. Ama bugün Mescid-i Aksa'ya Yahudi köpeği postallarıyla giriyor. Kimin canı yanıyor? Var mı Hristiyanlarda bir tane ölen adam? Ama hep Müslümanlar terörist. Hep Müslümanlar terörist değil mi? Var mı Avrupa'da öldürülen bir Hristiyan Müslüman tarafından? Yok. Allah bu kafirlerin cezasını versin. Allah bu Yahudileri kahretsin. Sonları yakın. Ama Müslüman olarak acık içimizde dertlenmeliyiz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Allah'ım kahretsin kafirleri. Allah Müslümanları korusun, ne diyelim. Derdimiz büyük. Allah ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Rabbim bu devleti faydar eylesin. Bu devlet 100 yıllık bir devlet değil beyler. Bu devlet 1000 yıllık bir devlet. 1000 yıl. 1000 yıl. Selçuklu'yla 300-400 yıl, Osmanlı'yla 600 küsür yıl. Şimdi de inşallah Osmanlı'nın işte bu nesliyle, torunlarıyla daha da devam ediyor. Allah bizi ecdadımıza layık eylesin.